Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Age of History 2 Pakistan serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Artık yavaş yavaş zaten de anlamışsınızdır. Sizin böyle istekleriniz, istek seyirleriniz üzerine birazcık daha yoğunlaşmaya başladım. Artık dedim hani sizin istediğiniz serileri yapayım. Şimdiki serimiz Pakistan. Normalde ben bir Pakistan serisi yapmıştım. 2 bölümlük ama bilgisayara format attığım için gitti. Ve 2022 senaryosuydu. Bu sefer 2020 senaryosunu oynayacağız. 2020 senaryosunda bir tık daha iyi. Ekonomi olsun, nüfus olsun. Teknoloji olsun. Şimdi şöyle hemen dağıtalım. Nüfusa yine vereceğiz. Yanlış dağıttık ama olsun. Geyo geç doğru dağıtmışız. Tam bizim bu saatte sonra dağıtmamız bu. Bu dağıtmayla birlikte gördüğünüz gibi gelirimiz de artıyor en azından. Nüfusumuz da artıyor. Şimdi en başta olmak üzere. Aa, bunda şey değiştirme de vardı değil mi? İdeoloji değiştirme. Direkt faşist Amerika seçtiği için iç savaş yemiş. Evet, bu iyi bir şey. Şimdi şöyle ideoloji sosyalist olmuş. Türkiye'de sosyalist olmuş. Yalnız o isim. Dur. Bu ismi şöyle bir düzel yanlış şey seçtik. Şöyle bir düzeltelim. Tamam. Başka ideoloji değiştiren var mı? Şurada ideoloji menüsü vardı. Nerede o? Hükümetler. Heh. Komünizm var 4 tane. Faşizm var bir tane. Monarşiler var. Klasik zaten. Neyse. Bizi pek ilgilendirmez. Biz zaten amacımız daha Bismillah ya. Bir müttefik edinmek. Direkt sosyalist bir de bunlar yani. Hadi Amerika neyse de bu sosyal komünist yani. Bununla ilişkini iyi tutmayacağın hangi devletle ilişkini iyi tutacaksın? Neyse. Şimdi bizim herhangi bir ekonomi yatırımımız bize ne kadar mal oluyor? Bir onu bir çözmemiz lazım. İşsizlik yüzde kaç? %63 şu anlık tabii işsizliğe gerek yok. Şu anlık dediğimiz gibi nüfus önemli. Nüfus daha çok önemli. Zaten ekonomiyi gördüğünüz gibi toparlayabiliyoruz. Az toprağımız olduğu için herhangi bir işsizlik durumunda da direkt işsizliği azaltabiliriz. Şimdi zaten ekonomi bastık. Çok azıcık da olsa nüfus artışı merak ediyorum. Güzel artıyor. Şöyle bir de istihdam edilebilir nüfustan bakarsak en yukarıda. Evet, gayet güzel. Tam istediğimiz şekilde artıyor. Burası yalnız bayağı verimliymiş. Onu fark ettim. Hatta bu topraklar bayağı verimliymiş. Dur. Ne yapacağız? Paramızı bir arttıralım. Tamam. Şu istihdam edilebilir nüfusları bir basalım. Yani istihdam edilebilir derken. Evet. Ya video dışı en azından çoğu istediğimiz yerin çiftlik yerleri en azından tamamladık. Şimdi benim asıl istediğim şey Çin 1 milyon olmuş. Yalnız biz bayağı zorlanacağız ha. Çin çok güçlüymüş, ben onu fark ettim. Şu an tabii ki de yatırımlarımız da en azından nüfusumuz daha da artacaktır diyecektim. 1 gram artmıyor, evet. Hadi bari seni bir müttefik alayım ya. Hadi bak hadi. Hadi bari birini bak, İran da güçlü. İran çok güçlüymüş. İran'ın ben bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Ekonomi yatırım o zaman. Hızlı bir şekilde. Şöyle çekelim. Ben İran'ın bu kadar güçlü olduğunu tahmin etmedim. Tabi ona da bir saldırmazlık paktı yollayacağız. En azından hareket puanımızın yettiği kadar. Tamam. Ona da yollayabiliriz. Güzel. 230 bin çok fazla bir şey elde edemiyoruz ekonomi bakımından ama en azından yanımızdaki devletlerin gördüğünüz gibi bir toparlama aşamasına kadar gelmemiz lazım. Direkt fetihler yapmayacağız. Direkt savaşlar yapmayacağız. Bir yatırım yapacağız. En azından nüfus bastık. O nüfusun karşılığını ve ekonomi olarak geri verelim. Başka türlü sıkıntı çıkabilir bizim açımızdan. Şu an 240 bin mi ekonomimiz vardı? 249 bin. Bu 249 binlik ekonomiyi benim acilen telafi etmem lazım. Çin'le de ilişkimizi yine geliştirelim. Yani hedefim Çin'e yaklaşmak da ben yaklaştıkça Çin uzaklaşıyor, anlamadım ki.
Yani ben Pakistan demişim. İran'a yaklaştım ama onlar benden daha çok uzaklaşıyor. Ben onlara yaklaşmaya çalıştıkça anlamadığım bir şekilde. Bari teknolojimizde bir fark yaratalım ki en azından bir şeyler olsun. Bir şeyler yapalım yani gelirimiz artsın. Başka türlü böyle hiçbir şey yapamayız. Baksana şunu adam yardırdı gidiyor. Genelde böyle olur. Ya Hindistan demişim. Ya Çin, gerçi Çin Hindistan savaşı da başlamadı. Gerçi nasıl başlasın ki? Evet. Aslında 2022 senaryosunu indirmemiz gerekiyormuş ama geçti gitti artık. Nasıl artıyor? Tek bir turda mı artıyor peki? Aynen tek bir turda artıyormuş. Zaten sağda görünüyor. 0.60 0.58. Tekrar saldırmazlık farklı. En azından yanımızdaki devletlerin teknolojilerine geçelim. Bu arada buradan yardıracağız Özbekistan'a doğru. Şu an teknolojide en azından bir fark atmamız lazım. Bir geçmemiz lazım. Çünkü şu an zaten 30 tanesi teknolojiye gidecek. Yaptığımız yatırımların. Teknoloji yatırımlarının daha doğrusu. Belki tamamını vermeyebiliriz. Çünkü bize de kalması lazım. Gelsene hemen teknoloji yatırımı. Şunu bir 20 ile. 5. 5. Hatta 25. Başka tekrar nüfus ve teknoloji. Yani çok bir şey değişmedi ama en azından nüfusa daha çok verdik. Öyle düşünün. Çünkü nüfus lazım. Şimdi artık savaşma vakti. 1 gram ordu basamıyoruz ya. Çok sıkıntılı bir devletiz. Yemin ediyorum. En azından teknolojide bir tık geçtik de. Böyle içimizi rahatladı. Baksana şuna. Baya sıkıntılı bir devletiz. Zorlanabilecek bir devletiz yani. Özellikle Çin karşısında. Şöyle hemen hızlı bir şekilde turumuzu oynatalım. Tabii ki de her turda hemen hemen galip geleceğiz. Paramız eksi de değil. Artı da. Ki bunu Afganistan'ın beklemediğine gayet eminim. Çünkü şu an bize karşılık veremiyor. Ama bir yerde iyi bir karşılık verdi o da. Bunu da atlamayalım. Gerçi orada 6000 adamımız varmış. Ben o adamı görmedim. Abi şimdi gördüm. Burayı oynatırsak adam açılır. Aynen. Bu sefer aldığımız toprakları tekrar alır. Biz de boşuna uğraşmış oluruz. Ekonomisini tekrar toparlar. Tamam. Vallahi prestijimizle muhtemelen hepsini alamayız. 40. En azından. Aynen. Böyle iyi. Böyle gayet iyi. Ordumuzu toplayalım. En azından toprağımızı büyüttük yani. Hayda, asimilasyon sıkıntısı başladı. Yani asimilasyon derdine gireceğiz açıkçası. Hadi artık ya. Çin. Yani ben seninle müttefik olmaya çalışıyorum. Benden gittikçe uzaklaşıyorsun. Suudi Arabistan, Fransa ve Hırvatistan. Bu alakasız devletlerle savaşa girmişsin ya. Hani bu savaşlara girilmez anladın mı? Tamam sen o Suudi Arabistan'ı muhtemelen kendine barış yapmış direkt. 20, 27 bin. Girsem alamam. O kadar güçlü değilim. Adam bende en azından 90 binlik ekonomiyi aldığı için şu an geliri de artıda. Benim acilen bir şeyler yapmam lazım bu Çin'e karşı en azından. Toparlanmam lazım. Onun en azından gücüne yaklaşayım ki müttefik olayım. Çünkü bayağı az bir şey kaldı. Onunla müttefik olmama. En azından yanımızdaki devletlerin gücünü geçeyim ya. Başka türlü toparlayamayız. ...92'lik bir tane toprak görmüştüm diyecektim. Güzel. Şimdi amacım en azından Özbekistan, Tacikistan'ı, Kırgızistan'ı falan bunları almak. En azından Rusya, Çin almadan. Başka türlü sıkıntıya girebiliriz. 461 bin ekonomi. Çok az bir şey kaldı. Medeniyet gücümüzü arttırırsak... ...alabileceğimize inanıyorum.
Şu an olay sadece gücümüz. Güç bakımından düşüyüz açıkçası. Ne kadar 500 bin olsak da 9. da olsak medeniyet gücü açısından çok düşüyüz yani. Toparlayamayabiliriz. Yani Çin'e yaklaşabiliriz. Çin'e demişim. Belki yanımızdaki büyük devletlere yaklaşabiliriz. Ama onlara geçemeyiz. Baksana adam yardırdı gidiyor yani harbiden. Ben bunu nasıl toparlayayım şimdi? Yani ben bunu nasıl geçeyim ki? Yani baksana. Şu an kaç? Eksi 2. Evet, yaptığımız yatırımlarla geçeriz bu arada. Sevmediğin devletler yanımızdaki var mı? Yok. He. Ben bir sizler Türkiye? Lan Türkiye'nin burada ne işi var? Bana savaş açmayacaksın değil mi sen? Yo, ilişkimiz iyi. Ama ordularını oradan çeksem mi? Teşekkür ederim. Çin'le savaşmayacaksın herhalde. Yani öyle bir şey yapabilirsin tamam da. Yani yenilgiyle sonuçlanır o savaş. Yani senin iyiliğin için söylüyorum yani. Çok az bir şey kaldı ya. Neyse. Türkiye'nin vasalı olmuş bu. Hayda. Tam medeniyet gücümüz yüksek de. Önümüze niye böyle bir engel koydunuz ki siz? Böyle bir engel beklemiyordum ben. Nüfus. Bu arada teknoloji, yani işsizliğimiz bayağı az da. Hadi artık ya. Sen de bari müttefik olayım artık. Eksi 3. Yapacak bir şey yok. Olmuyor yani. Birazcık nüfusa abanacağız. Nüfusla geçeceğiz. Bazı devletlere en azından. Çin'i geçip... Aha. Dur. Böyle toparlayalım da hemen 2 dakikada. Kazakistan, İran savaşı mı? Ama sen çok gaza geldin. Dur. Benim bir şekilde almam lazım artık ya. Orduları basmam lazım. Öyle olmuyor. Çok çok yavaş, çok geride oynuyoruz. Korkakça oynuyoruz. Böyle oynamamamız lazım. Kendimize gelmemiz lazım azıcık da olsa. Yani 100 bin ordu bassak ki bastık bile zaten de. Belki kendimize geliriz. Daha da fazlasını basmışız. Şöyle bir ordumuzu bir toparlayalım. Paramızı bir artıya geçsin. Bak Çin yapma bak görüyorum. Geç. Hı. Çek o ordunu bir. Bir saldırmazlık paktı imzalayınca ordusunu çekiyor bildiğim kadarıyla. Tamam kaç bin ordumuz oldu? 200 bin ordumuz oldu mu? 112 bin ordu oldu. 1, 2, 3, 4. 40 bin. 40 bin. 40 bin. 40 bin. Ve 52 bin. Hatta 12 bin de buraya yollayalım. Vallahi galip gelir miyiz bilmiyorum da. Mağlup olacağımız bir tık mağlup olacakmışız gibi görünüyor. Yani verimli toprak almamız lazım açıkçası. Onun için bir nevi böyle bir şeye giriştim. Dur. Yanlış saldırıyoruz da neyse. Hadi bakalım. Yani en azından iyi topraklarını alsam, dediğim gibi verimli topraklarını alsam şimdi benim için daha kafi olacaktır. 7000. 6000. Tamam. Şu an barış yapsam kabul eder mi acaba? Kabul etmeme gibi bir lüksü var açıkçası yani. Evet bence biz bu kabul yollayalım barışı. Yani fazla zorlamamızın manası yok açıkçası. Kabul etmedi evet. Yani niçin neden kabul etmedim bilmiyorum ama 38 bin adamım duruyormuş gerçi burada.
Zorlanacağız bu savaşta, zorlanacağız. Açık açık söyleyeyim yani. Şu an sadece ordumun gelmesini bekliyorum. Şöyle 30 binini yollayalım. Geriye kalan 8500 yardımlara hepsine. Böyle tur atlarsak hiçbir şey yapamayız. Bak işte olmasın. Olmasın. Artık şuradaki çıkartmalar da bitirelim. Çıkarmalar da bitirelim artık ya. Bak Tahran'a kadar geldik. Buraya 15 bin yolla, herhangi bir çıkarmada tutalım orayı. Ne oldu şimdi, senin ordun bitti mi yani? Yo, bitmemiş, duruyor. 7500. Çıkarmayla bayağı bir ordun gidecek, o kesin. Ben sana barış yapalım dedikçe sen bana iyice ne savaşa böyle şey yaptın ama. Gel istiyorsan bir daha barış yapalım. Yani bence de. Çok doğru bir karar, yerinde bir karar. Ya sen ekonomiyi çok iyi sarsmışız. 500 bin ekonomin vardı. Yani hacı Çin, derdin ne bilmiyorum ama arabana bir yardımda mı bulunsan hani? Hani bir tık böyle benim için bir iyi bir şeyler mi yapsan? Gelirim bundan sonra bayağı artacak, tamam da. Türkiye benimle ilişkisini iyi tutuyor. Türkiye ile müttefik olabilirim. Çok olası bir şey. Şimdi bununla birlikte aslında benim Pakistan demişim. Özbekistan yolu açıldı. Türkmenistan, Özbekistan yolu açıldı. Ki bunları da kendime katabilirim. Zaten fazla çok bir büyük devlet değiller. Yani ekonomisi büyük devlet değil. Böyle hızlı bir şekilde kendimize kattık. Tamam, güzel. İşte Afganistan'ı böyle kıskaca alıyoruz da, İran burada, evet. Hadi ya, sen de bir türlü o şey hükümet bug'ını yapmayacağım bu arada. Ondan bir vazgeçin. 17.500, 17.500, 17.500. Buraya da 10.000. Hadi artık, yazamadım ya. Bu savaşı da yaptıktan sonra bölümümüzü bitirelim. Tur oynatmasaydık iyiydi, olsun. Açık vermedik en azından. Şöyle hemen 7.500 yollayalım. Sesim gitti, 1000. Diğerde 1500. Sesim gitti orada, fark ettiysen. O ses benden çıktı. Nasıl çıktı bilmiyorum ama. Biz de böyle iyice ne şeye kadar girdik, dibine kadar girdik. Biz baya baya büyüdük ya. Ama sadece toprak olarak büyüdük yani, ekonomi olarak asla. Ekonomi olarak nasıl büyüyeceğiz ki? Çok da bir şey toprağımız yok yani. Şu asimilasyon olayı bayağı sıkıntı ya şu an. Mecburi bunları benim %100 yapmam lazım. Başka türlü benim gelirimi bayağı bir şekilde etkileyecek. %100 yapmazsam. Bu sefer bunlarla uğraşacağız. Neyse. Biz zaten yapmak istediğimizi yaptık. Toprağımızı büyüttük. Yani çok da güçlü bir toprağımız olmadı açıkçası. Ya Çin'le de bir türlü müttefik olamadık. Medeniyet gücü -15 diyor, 6. olmamıza rağmen. Yani yapacağımız bir şey yok. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.